Obama, sen Bernardino'daki saldırganların radikal kimseler olabileceğini kaydetti. Obama, iki saldırganın bu terör eylemini gerçekleştirmek için radikalleşmiş olmaları kuvvetli ihtimal ifadelerini kullandı. Hükümet, güvenlik güçleri, toplum üyeleri ve dini liderler olarak bu türdeki nefret ideolojilerine karşı birlikte mücadele vermeleri gerektiğini altını çizen Obama, biz güçlüyüz, biz dirençliyiz, bizi terörize edemeyecekler diye konuştu. Canım, ediyorlar. Etmeye de devam ediyorlar. Ama yani anlattığı kelimelerin anlamını tam oturtmuyor. Yani muğlak kalıyor. Bak oku şimdi konuşmasını. Obama saldırganların radikal kimseler olabileceğini söyledi. İki saldırganın bu terör eylemini gerçekleştirmek için radikalleşmiş olmaları kuvvetli ihtimal dedi. Hükümet, güvenlik güçleri, toplum üyeleri ve dini liderler olarak bu türdeki nefret ideolojilerine karşı birlikte mücadele vermeleri gerektiğini altını tamam, çizen... Birlikte mücadele nasıl vereceğim? Sopayla, değnekle, bombayla mı? İlimle, bilgiyle, sevgiyle mi? Hristiyan eğitimine elde netice alamazsan Amerika'da Hristiyanlık süratle çözülüyor. Mesela bir Sünni'nin bir Şii'yi veyahut Vahabi'yi kardeşliğe, sevgiye daveti mümkün değil. Yani muhatap dahi olmuyor. Veyahut bir Şii, bir Sünni'yi, bir Vahabi, bir Şii'yi etkilemesi mümkün değil. Bunun üstünde bir güce ihtiyaç var. Yani kutuplaşma ve zıtlaşma gittikçe gelişiyor. İşte bu Mehdiyettir. Bunu anlamazlıktan geldiği müddetçe Obama, istediği kadar ben güçlüyüm desin, şeytanın gücünün karşısında ezilir gider. Allah taraftarı olarak şeytanla baş edebilirsin. Bu da ancak Mehdiyetle mümkün. IŞİD açıklama yapmış, bizim eylemimiz değil ama bize sempati duyanların eylemi diyor. Daha da fena, daha da tehlikeli.